Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda page liste devam ediyoruz. Şimdi burada page language detail ile sayfamızı oluşturmuş olduk. Tabii şimdi bunu düzenliyor olacağız. Nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle. Buraya geliyorum, modelse bir model. Mesela burada ne kullanmışız? Video kullanmış. App user'da language var mı, ona bir bakalım. User type onda da yok zaten. Şimdi bu page'de şöyle bir şey yapmamız lazım. Language, yani böyle, yani bu DTO'yu kullanamayız. Çünkü çift, yani hem page'in hem de page language'in içerisinde olması lazım. Onun için biz şöyle bir şey yapıyorum. Şunu aldım. Aslında şöyle eklediyorum. Bir model diyorum. Burada page language bitiyor. Ve page bitiyor. Bizim içini görecek. Böyle. Burada URL parent var. Tabii burada öyle bir şey olabilir. Page type da çağırabilir. Şöyle bir bakalım. SQL'e geldik. Buradan bir kapatayım. Page. Zaten bir de page type var. Burada. Aslında tamamen şeyi alacak bir kod mu yazsak? Hepsini bir arada alacak. Yani şunu demek istiyorum. Bunların ikisini de joinleyen bir yapımı yapsak. Şöyle bir şeye bakacağım. Ya yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela burada işte bu servisi bunu çağırırız.
buraya getiririz. Ondan sonra page'i getiririz. Sonra burada da onları bir araya toplarız. Mesela bize ne lazım? Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle yukarı alalım. Response. Language. Buna da response diyelim. Sonrasında bu ikisi geldi. Bir de page type'ımız var mıydı burada? Page type. Şuradan bakalım. Böyle. Page type yok. Şuradan. Şöyle yaptım. Buradan geldim. Ben de buraya aldım. Şöyle. Şöyle page type var burada. Mesela page type'da sadece listeyi getireceğim. Ekleme olmayacak. Şöyle. Ekleme. Şöyle olacak. Burada geçiyor, buradan başlıyor. Geç. Geç. Hayır. Bu da aksi. Tamam. Concrete'e geliyorum. Şöyle. Page dedim. Page dedim. Şöyle. Page olarak düzenlemeyi tamam. Buradan bakıyorum. Page type aldım. Page yaptım. Page yaptım. Page type. Page type. Page type. Burada var mıydı page type? Varmış. Hemen. Şu.
demişiz. Tamam. Burada var. Burada. Buraya bekledik. Geldim. Buraya. Şöyle. Dedim. Burada böyle geliyor. Entity'ye geldim. Ekledim. Klasör. Page types. Yapacağım. Public interface'imizi ekledim. Şöyle. Type name dedim. Bu da kapattım. Şimdi burası tamam. Access concrete. Burada tamam. Page type burada var. Configuration. Tamam. Buradan geldim. Burası tamam. Zaten migration'da bir işimiz yok. Şimdi burada iki yere ekliyor olacağım. Şurada startup'a geldim. Neredeydi bizim şeyler? Extension olması lazım. Bu şey. Buraya bakayım. Burada.
Arkadaşlar kafa gitti şurada. Benden sonra zor. Nerede bu? Servis. Page type servis. Bizim ya bunu ekledik ama şey ekledik. Burada şunu düzelttim. Üzüntüleri kaldırdım. Bunları kullanmıyoruz abi. Şurayı değiştir. Şunu da değiştiriyorum. Nota page ekledim. Şurayı düzelttim. Bu dal dedi. İki. Şöyle. Buradakine page type yapıyorum. Kalmıyor herhalde. Şöyle F6 yaptık. İsmini de şöyle F2 yaparak düzeltiyorum. Alt F2'ye geldi. Default yaptım. Böyle. Şöyle yapıyorum. Geldim buraya. Şimdi page API page type API diyeceğim. Get list zaten burada var. Şunu kaldırdım. Buna geldim.
Aynı şekilde şu kopyaladım. Page servisi bunu type diyorum. Şu type dedim. Yani buradan aşağısını siliyorum. İhtiyaç olursa sonra yaparsın. Tabii burada şunu type olarak değiştirdim. Hiç. Böyle sildim. F6 diyorum. Hatamız var mı bakalım. Şuradan ay aldık. Buraya gelelim. Aynı şekilde şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Burada şimdi öyle bir yapmamız lazım ki. Mesela burada ne geliyor? Detail. Burada neler var? Şöyle. Dakika, şunu düzeltelim. Burada bir model eklemiştik. HV model. Bunları bu şekilde yapmıyor. Page ID dedim. Bu bir. Language'e bakalım. Burada page ID var zaten. Burada nerede benim bir model? Şunu şöyle alalım. Buna da page language ID dedim. Diğer kalemle page type. Page type ne?
string. Şimdi burada bunu tamamladık. Tabii ki burada bir şey daha ihtiyacımız olacak. Language. H title buraya. Şimdi şöyle language'de aşağı alıyorum. Language var mı? Tabii ki yok. Hemen şöyle burada açalım. Evet. Language. Ondan şöyle sil. Ekledik. Gelelim. İlk altyapıyı kurarken arkadaşlar böyle uğraşacağız. Yapacak bir şey yok buna. Var varmış. Tamam. Bu da tamam. Şöyle ekledik. Böyle servis sistemimizi ekledik. Şimdi bunu ekledik, her tarafa kullanıyor olacağız. Unutmadan hemen startup'a geliyorum. Şöyle önce bu arkadaşı ekliyorum. Şöyle sonra unutmadan type hata vermesin. Tamam. Tamam, şimdi yukarı çıkıyorum. Language var burada zaten. DTOS da var.
Şunu kapattım. Yukarı geldim. Burada var mı? Dolu var. Bu da var. Bunu geçtim. Burada language var mı? Var. Ve devam mı? Serviste var. Var. Da tamam. Onu da kapattım. Onu da kapattım. Bu da tamam. Serviste tamam. Şöyle. Fazlalıkları kapatalım. Kapatalım istiyoruz. Şimdi bir F6 yapalım. Projemizde hata var mı? Onu bir kontrol edelim. An bir hata görünmüyor. Şu bir de ekleyelim kontrol açıra. Şimdi burada bir tane daha servis çağıracağız. Böyle language olacak. Şimdi tabii ki bunu çağırıyoruz ve bir list olarak bize geliyor olacak. Bize list olarak geldiğinde hepsini böyle tek tek çağırıyor olacağız. Burada ne olmuş olacak? Listeyi çağırdık. Yani burada şöyle bir şey yapacağız. Page response yapacağız? Gelen datayı E'ye ekleyeceğiz. Burada list diyeceğim. Page view model. List olarak buraya ekleyeceğiz. Public değil oluyor. Public. Niye kısıyor? Şimdi burada if item
itiyordu abi. Itiyordu ID. Eşit eşit. Tabii burada şöyle bir şey yapacağız. Evet. Burada. Data. Language ID diyor. Page ID eşit eşittir. Item nokta ID. Böyle bir var list. Şimdi burada böyle bir şey yapacağız. Bu da böyle iç diyeceğim. List diyeceğim buna. Page language diyeyim. Burada page şunu şöyle yaptım. Şimdi ediyorum. HP model. Şimdi language ID buradan aldım. Page nereden geldi? Burada language response data first of default x dedi. Şöyle. Yok. Burada id eşittir. Page nokta page language nokta page ID. Burada bize ne lazım? Language name lazım. Sonra play order play order neydi lan?
geçti. Biz aktif. Geçti. Tamam, bakalım. Dedi. Language'de. Kopyaladım. Evet. Evet. Evet, peşinde kullanıyoruz. Burada başka neyimiz var? Type ID. Type response at first name. Biz öyle ki ID page type ID page şuraya çiftlik biraz şık olacak. Şimdi page şöyle. Böyle bir parent ID page. Parent page name. Parent page name.
Şuradan şuraya nokta diyorum. Data diyorum. First default x page id eşit page current id nokta page name diyorum. Böyle bir status oluyor. Böyle buraya ekledim. Şurada page id yok. Neler olması dedik. Şöyle biz şimdi page URL'in olmasını istedik. Page URL var mı? Page URL var mı? Page name var. Page URL yok. Böyle. Aslında burada böyle. Yani burada görünmesi gereken şu alt tipi atıyorum. Böyle. Böyle yapacağım. Bir saniye. İlk önce page name'i bir alalım. Page name'i aldık. Sonra page id bir page language id. Page name tamam. Page URL. Evet. Page URL. Buradan aşağıda page current page name lazım. Page URL. Ondan sonra page type. Type name. Tamam. Bir de hangi dilde olduğu. Bir de biz aktif
Ve o. Şimdi page. Ondan sonra page name. Page URL. Page type name. Ve is active. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Ya bunu tek bir query ile de çekebilirdik de. Öyle yaptık ya. Böyle olsun. Ha bir dakika. Buradaki şey olmadı. Şöyle. Tamam bunu yaptık da. Şöyle. Şimdi çalıştıralım. Şimdi burada ne yaptık? Gelen page'i çektik, page language'i çektik, page type'i çektik ve language API'yi çektik. Ve burada da bu gelen bilgilere göre page view modelimizi doldurdum. Ona göre de bize şimdi listemizi basıyor olacak. Bakalım nasıl olacak. Çalışmadı mı? Çalıştı. Tamam mı? Evet. iPhone'u çalıştırdım. Login'e tıklıyorum. Giriş diyorum. Sayfa yükleniyor. Evet, geldi. Sayfaları tıkladım. Burada hata verdi. Burada ben başarılı 4 tane kayıt geliyor. Burada bu geldi. Yok daha geldi. Burada.
Bakıyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi yapıyorum arkadaşlar ki hata buradayız. Şurada bir çalıştıralım arkadaşlar. İlk sayfasını seyahatinde giriş yapıyoruz. Test sayfasına ulaşacağız. Onu bekliyorum. Giriş yapmasını. Seyahat.
Sayfamız açıldı. Sistem ayarlarından sayfalara giriş yapıyoruz. Breakpoint'imize geldi. Böyle. Page listemizi çekiyoruz. O içe girdi. Şöyle buradan bakıyorum. İçe geldi. Türkçe geldi. Parent ID media. Şurada bir test var. Peki. Belki ettiğimiz farklıdır. Böyle implement ediyorum. Şöyle. Şöyle çalıştırmak istiyorum. Sayfamız geldi arkadaşlar. Burada bakın is active Türkçe geldi. Page type gelmedi. Bunda bir sıkıntı var. Burada page type gelmedi. Neden gelmedi? Burada şey olabilir mi? Şu map.
Burada şeyden şöyle bakalım. F6 yapıyorum. Pinklerle kavuşturmalarını düşün bakalım.